karşısında sağlamaya çalıştıkları algının tümü buza yazı yazar gibi dedi. Programa AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk ve partililer katıldı. Yılmaz, partisince bir otelde düzenlenen İl Genel Meclis Başkanları istişare toplantısında, İl Genel Meclislerinin milletin devlete dokunduğu veya devletin hizmet elinin en şefkatli şekilde insanla buluştuğu hizmet alanları olduğunu söyledi. AK Parti belediyeciliği yerel yönetimler hizmetleri her zaman istişareye dayalı ve istişare ön planda tutan bir yönetim anlayışıyla bugüne kadar geldi. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Sayın başkanımızın liderliğinde önceki haftalarda Isparta'da da belediye başkanlarımızla bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bugün de sizleri burada ağırlamaktan dolayı çok memnunuz, mutluyuz. İnşallah bugün de İl Genel Meclis Başkanlarımızla kendi görev alanları itibariyle yapılacak konular, yapılacak hizmetler ve geleceğe dair iş planlarımız burada her yönüyle, her boyutuyla istişare edilecek, ortaya konulacak. Yapılacak bu istişarelerin hayırlara vesile olmasını ben temenni ediyorum. Aksaray'da da sizi güzel bir şekilde ağırlayıp göndermenin de mutluluğu içerisinde olacağız. İl Genel Meclisi'ni biz demokrasimizin başlangıcında ilk tecrübe ettiğimiz şeydir. Tuna ve Halep vilayetlerinde, şimdi hayal gibi değil mi? Tuna dediğimizde Romanya, Bulgaristan. Bugünkü Bulgaristan'da ilk tecrübe ettik. Mithat Paşa'ydı o zaman vali. İkinci tecrübemiz Halep'te oldu, yani Suriye'de. Suriye Osmanlı için Halep vilayetiydi. Ve bu geçici diye baktık. Bir deneyelim. Ayrı tarihlerde İstanbul Beyoğlu şehremanetini kurduk. Üç deneme yaptık. Bir Tuna'da, bir Suriye'de, bir İstanbul'da. İstanbul'da belediye başkanlığını tecrübe ettik. Oralarda vilayet idaresini tecrübe ettik. İkisinden birini tercih edecektik. Ya belediyeyi ya İl Genel Meclisi'ni. Biz ikisini de tecrübe ettik. Tercih ettik ve neredeyse 150 yıldır ikisini de uyguluyoruz. Hem belediye başkanlığı sistemini, bunu ben kaymakamlık valilik yaptığım yıllarda bunun sakıncalarını gördüm zaman zaman. Sakıncalarından fazla faydasını da gördüm. İl Genel Meclisi taşrada devletin vatandaşa değen eli. Bu cümlenin tersi daha doğru. İl Genel Meclisi taşrada vatandaşın devlete değen eli. Devlet dediğimiz cihaz ve devlet görevlileri seçilen olsun, atanan olsun her kademede, her hizmet aşamasında haddi ve görevi vatandaş tarafından hatırlatılması gereken bir oluşumdur. Devlet görevlilerinin her zaman haddini, hududunu ve görevini, vazifesini, hizmet sınırlarını vatandaş devlete hatırlatmalıdır. Devlet vatandaşa had bildiremez. Vatandaş devletlilere, devlet görevlilerine had bildirir. Demokrasinin özü esası budur. AK Parti'nin 23-24 yıldır verdiği mücadelenin özü esası budur. İl Genel Meclisimiz sayesinde de devletin hizmet elinin en şefkatli bir şekilde insanla buluştuğu hizmet alanları. Tabii Türkiye hızla şehirleşiyor. Hızla şehirleşen nüfusunun çoğunluğunun şehirlerde yaşaması dolayısıyla İl Genel Meclislerimiz sanki giderek önemleri azalan birimlermiş gibi algılanıyor. Hayır, öyle değil. Hala 51 tane ilimizin kırsalında gecesini gündüzüne katarak orada kent merkezlerinde yerel yönetimlerin, belediyelerin diyeyim daha doğrusu insanımıza götürmeye çalıştığı hizmetin hem de daha zor şartlarda ve daha da talepkar, daha da hizmetin kalitelisini talep etme konusunda bilinci yükselmiş olan kırsal kesim insanımızın hizmetine yetişmeye çalışıyorsunuz. Allah bu mücadelenizi mübarek etsin. Bu mücadelenizde size kolaylıklar versin, muvaffakiyetler versin. Tabii bu mücadele daha ziyade maddi kaynak kullanarak,
Özellikle tabii bu mücadelenin insana dokunan, kırsalda insanımıza dokunan eli hizmet adına hizmet dediğimiz insanın hayatını iyileştirmeye yönelik faaliyetlerden oluşuyor. Arkadaşlar, ve bununla da insanımız devletin şefkatli elinin kendisine dokunduğunu hissediyor ve bununla da memnuniyetini, devletin kırsala getirdiği hizmetin memnuniyetini yüreğinde hissediyor. Ve bununla da siyasetimiz bir algı oluşturuyor. Nasıl? AK Parti bu hizmeti yaptı. AK Parti yetiştirdi bu hizmeti buraya, dettiriyor. Arkadaşlar, algı diye bir kelime kullandım. Algı günümüzde sadece hizmet sayesinde oluşmuyor. Hizmetin aslında pazarlaması dediğimiz, günümüzde bu iletişim dünyasının çok yoğunlaştığı, iletişimin çok etkin bir şekilde, yani hizmetten bazen de daha da ön plana çıktığı bir psikolojik düşünce tesis etme, bir hafızalarda, akılda yer edinme mücadelesinin adı bu algı. Ama size çok samimi bir şey söyleyeyim. Hiçbir hizmetin bizzat insana kazandırdığı yaşam konforunun oluşturacağı algıyı hiçbir medya, hiçbir iletişim aracı oluşturamaz. Ne olur, bunun altını çizerek söylüyorum. Yani böyle İşte bizim siyasi muhaliflerimizin mikrofonların karşısında, ekranların karşısında veya ellerindeki bu malum iletişim araçlarını kullanarak sağlamaya çalıştıkları algının tümü buza yazı yazar gibi bir an sanki çok önemliymiş gibi olur ama buza yazı yazar gibi kaybolur. Ama sizin yaptığınız hizmet o algıların en büyüğü, en kalın çizgilerle adeta silinmez bir vaziyette yapılmış olan hizmet kırsalda insanın hafızasında yer edinir. İnsanın hafızasında yer edinmesi, biraz önce Cengiz Bey'in söylediği cümlelerin içinde o da vardı. Belki eksik algılamış olabilirsiniz, ben onu tekrarlayayım. AK Parti aslında bu hizmeti biz insanların kafasında onların hayatına bir konfor kazandıralım. O kazandırdığımız konforu da yarın siyasete taşıyalım amacıyla yapmaz. O tali bir amaçtır. Sonuçta asıl amacın beraberinde gelen bir amaçtır. Asıl amaç, değerli arkadaşlarım, kulun duasını almaktır. Altını çizerek söylemek istediğim bugün burada bu açılış konuşmasında bütün belediye başkanı kardeşlerime de her ilimizde, her büyük şehrimizde altını çizerek söylüyorum. Siz biliyor musunuz diyorum. Siz yaptığınız işin ne için yapıldığını bir kere iyi bilin. İyi bilmemiz lazım. Biz aslında kulun duasını almayı en önemli, ama en önemli, o biraz önce söylediğim algıydı, şuydu, buydu falan filan, hafızalarda bir şekilde vay anasını ya, siyaset bize şu hizmeti yaptı falan, bunun da sonucu şu olmalı, bu olmalı gibi o türevler daha sonra onun beraberinde sonuç olarak gelebilecek şeyler hep bana göre ikincildir. Birinci, milletin